Evet arkadaşlar, şimdi size Sertabigol ve Beşiktaş'ta kullandığım taktiği elimden geldiğince açıklamaya çalışacağım. Öncelikle böyle bir diziliş kullanmandaki amaç fazla defansa fazla açık vermemek. Fontas'ı serbest defansif ortası rolünde kullandım. Açıklamada da yazdığı gibi defansif oyun kurucuya göre daha fazla savunma ağırlıklı. Ama aynı zamanda iki yönlü oyun kurucu gibi de hücuma katılabilen bir rol olduğu için serbest defansif ortası rolünü verdim. Kavreli kesici olarak kullandım. Bunun sebebi bu o iki yönlü Oliveira ile arasında fazla boşluk kalmaması için bu bölgeye atılan topları da anında basıp hücuma çıkmak için. Kanat oyuncularına ofansif oyun kurucu görevini. Bunun sebebi hepinizin bildiği gibi kanat oyuncuları defansa fazla desteğe gelmemekte. Ofansif oyun kurucu yaptığınızda kanat oyuncu bu iki arkadaşımız da defansa yardıma fazlasıyla gelmekte ve böylece defansta 10 kişiyle bir savunma yapabilmekteyiz. Bunun dışında hücumdayken de bu iki arkadaş Hernandez ve Emre Mor bu orta saha yani orta bölgeye gelip bekleri alan açıp ara toplarla bekleri kaçırabilmek. Talimatlara bakacak olursak basit talimatlar yani klasik topa sahip olma talimatları diyebilirim. Sezon istatistiklerine bakacak olursak 20 gol yiyerek ligde en az gol yiyen takımın görüldüğü gibi istatistiklerde Barcelona ve Real Madrid gibi üst düzey takımlardan daha fazla topa sahip bulmuşuz lig boyunca. 21 maçta kalemizi gole kapatmışız ve %86 isabetli pas oranıyla yine ligin en fazla pas yapan takımlarından biri. Onun dışında takım detaylarına bakacak olursak kullanılan penaltılarda 8 penaltı. Bu bizim rakip alanına kadar oyunu yıktığımızı ve rakibin bize faul yaparak durduğunu göstermekte. Bunun dışında bu taktikte duran toplar çok önemli. Kornerden 5, serbest vuruşlardan 4 ve en direkt serbest vuruşlardan da 7 gol atarak ligde duran toplardan en fazla gol atan takımlardan biri olduk. Bunun dışında isabetli pas lig boyunca 23.895 tane de isabetli pas yaptık. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.